şampiyon olan takımı Galatasaray'ı tebrik edelim. Bugünle ilgili oyun organizasyonları, plana sadık bir şekilde oynamak ve kazanmak arzusu ve isteğiyle geldik. İlk yarı itibariyle de oyun tamamen istediğimiz gibi gitti. Gol ve golden sonra rakibin biraz daha topa sahip olduğunda biraz çabuk kayıplar yaptık ama pozisyon anlamında fazla bir şey vermedik ve devreyi 1-0 önde kapattık. İlk yarıda da duran toplar tehlikeli olmuştu. İkinci yarıda da bir duran topun devamından yediğimiz gol. O arada biraz bir 10 dakikalık süreç, bazen bu ortamlardaki o duygu dalgalanması rakibe bir üstünlük verdi. Sonra yediğimiz ikinci gol. Sonra sistemde bir takım değişiklikler ve hamleler yaptık çevirmek için. Onlar da korumak için işte beşliğe döndüler. Savunma bloğunu sıkı tuttular. Denedik, olmadı. Rakibimiz kazandı ve şampiyon oldu. Biz de şampiyon olma duygusuyla gelmiştik. Geçen hafta basın toplantısında da söylemiştim. Bugün de aynı şekilde söylüyorum. 21 hafta bu ligi götürdük ve hep sahanın içinde kalmaya çalıştık. Sahanın içinde ya kazanacağız ya da sahanın içinde kaybedeceğiz diye. Burada gol atmak hakikaten çok zor. Gol attığın zaman kulübene saldırı oluyor. Provokasyon oluyor. Herhalde VAR kayıtları da vardır, bakarlar. Çok net söylüyorum. Hiçbir zaman da öyle farklı şeyler de söylemedim. Bir teknik adam golden sonra kulübeye saldıracak. Çete halinde. Yumruk atacak. Hakaret edecek, telaffuz edemiyorum. Sonra dördüncü hakem bunu göremeyecek, görmemiş olabilir. Sonra bir daha gelecek. Hem de eski çalıştığı oyuncusuna. Hem hakaret yapacak, hem yumruk atacak. Sonra kulübenin arkasına kaçacak. Delikanlı adam devam eder. Onun için mesafe kat edemiyoruz. Biz sahanın içinde kalmaya devam edeceğiz. Rakibi gene arzusu, iştahı, buradaki atmosfer için tebrik ediyorum. Biz belki final yapamıyoruz ama gelişen ve oyunda da kazanan bir takımız. Belki kupamız yok ama 5 senede 2 dördüncülük, 2 tane ikincilik, 1 tane üçüncülük almış. 100 senelik camialarla oyun anlamında yarışarak ve oyun gücünü göstererek saygı görmemiz gereken yerde hakaret görüyoruz. Bunlar da bir derstir ama 40 senedir bu film devam ediyor. Umarım biz bu oyunu geliştirerek Türk futbolunda bir takım katkılar sağlamaya çalışırız. Onun için tekrar rakibi tebrik ediyorum. Oyuncuları, başarılar diliyorum Avrupa Kupası'nda, Şampiyonlar Ligi'nde. Yok, çok net söyleyeyim onu. Böyle şimdi senelerdir şampiyonluğa oynanıyor deniyor. 5 sene evvel kurulmuş, dördüncü olmuş bir takım. Hiç yarışın içine girmemişti. 3. sene, ben hiç açıklamadım. 17 maç, daha mağlup. Devreyi bitirince o senede Beşiktaş'ta kaldık. 7 puandı, sonra 4'e düştü, 2'ye düştü, 3'e çıktı. Ama son 2 senedir oynuyorduk ve geçen sene avarajla özellikle 3. olduk Fenerbahçe ile aynı puan. Bu sene de bu haftaya kadar 21 haftası lider kalarak geldik. Teşekkür ederim. Kolay değil. 100 senelik kulüpler, işte bugün 50 bin kişi var ortamda. Biz şöyle teknik heyeti olarak bu yaşadığımız son haftalardaki süreci kendimiz, oyuncu üzerinden, performans üzerinden, yönetim üzerinden, taraftar üzerinden tabii ki değerlendirmesini yapıyoruz ve sorgulamasını da yapıyoruz. Böyle olması lazım. Gelişim böyle bir şeydir. Bunların hepsi, saydığın parçalar bunun içinde olabilir. Bazen rotasyonlar yapıyoruz. Bazı medyadaki arkadaşlarımızın çok net bilgisi olmayabiliyor. İşte santrforsuz oyun diyorlar. Santrforsuz oyun vardır ama elimizdeki santrforların sakatlıkları vardı. Performansları vardı. Analizler vardır. Sağlık vardır. Bir sürü detaylar var. Bunların hepsinin bir parçasıdır bunlar. Ama bu lige önemli bir renk katıyoruz. Oyun oynuyoruz. Oyunu geliştirmeye çalışıyoruz. Bugün istatistikler, kupamız belki yok ama oyun gücünün tamamen senin elinde olduğunu gösteriyor. Her şeyde. Ligin en az gol yiyen takımısın, en fazla topa sahip olan takımısın, en fazla ceza sahasına giren takımısın. Umarım ben Türk futbolu adına doğru örnek olalım. İnsanlara doğru mesajlar verelim. Bugünkü yaşadıklarımı geçen hafta itibariyle söylemiştim.
Ve bugün de çok net bir şekilde ortaya girdi. Bir de bahsettiğimiz şey Türk futbolunun önemli dinamiklerinden. Yani rakibin kulübesine hakaret ve yumrukla. Bunu Avrupa'da hiçbir yerde göremezsin. Yani ben hakemler üzerinden bu zamana kadar teknik adamlık hayatımın içinde konuşmadım. Bu ülke Cüneyt Çakır'ı, yani bugün maç yönetti, tebrik ediyoruz. Cüneyt Çakır'ı kabul etmedi. Son Avrupa'da seyrettiğimiz 5 müsabakanın üst düzey müsabakanın 2 tanesini Cüneyt Hoca yönetti. Doğru mu? Çünkü oradaki oyun, buradaki oyun değil. Oradaki futbolcu başka, oradaki teknik adam başka. O oyunu yönetmek daha kolay olabiliyor. Burada hakem kalmadı. O bize gelmesin, o ona gitmesin, o buna gitmesin. Yazık, onlara da yazık. Üzülüyorum onların. Onlar da insan. Bu sokakta dolaşacaklardır. Dolaşmak isteyeceklerdir. Saygı göstermemiz lazım. Onu ben bilemem. Ben sahanın içine bakıyorum. Top daha ne kadar oyunda kalacak? Organizasyonları daha nasıl geliştireceğiz? Nasıl kazanacağız veya kaybedeceğiz? Sahanın içinde kazanırız, sahanın içinde kaybederiz. Son soru Can Bey. Bu sevinçlenle, üzüntüyle de alakalı değil. Bu bir kültür burada. Bu bir kültür burada. Yani öne geçtiğin zaman bu bir kültür. Emre ne yaptığını görmedim. Eğer öyle bir şey yapmışsa onu da kabul etmiyorum. Orada biraz tansiyon yükseldi ve ondan tansiyon, sonra Emre gitti olaylar. Emre buraya geldiği zaman zaten tansiyon yükseliyor. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şimdi ben ve ekibim Türkiye'deki bütün büyük takımlardan bu anlamda teklifler aldık zaten bu zamana kadarki süreçte. Ben hayatım boyunca yan yollara hiç girmedim. Hep düz yürüdüm. Biraz evvel de söylediğim gibi arka bahçelerden hiç dolaşmadım. Hocam, ne yaptıysam arkasından gittim. Kırklar elinde de düz yürüdüm. Vurup kaçmadım yani. Kırklar elinde ben senin futbolculuğunu seyrettim. Orada da dümdüz adam gibi adam vursan. Vurup da kaçmadım. Neyse onu net bir şekilde söyledim. Böyle olmaya da devam edeceğim. Ben bir ailenin içinde uzun süredir görev yapıyorum. Kulübün hedefleri, doğrultuları. Benim imzamın 5 sene olması, boş kağıda olması beni kimse inandığım bir yoldan geri çeviremez. Önüme ne sunarlarsa sunsunlar. Onun için bilmiyorum Oğuz abi. Bugün çok yorgunuz. Yoğun bir sezondan geçtik. Çok yüklerimiz oldu. Ve bitsin. Umarım ben Türk futbolunun da, Türk seyircisinin de artık bilinçli Avrupa'daki gibi oyuna, alkışa, saygıya, hakarete değil. Yani işte hepimiz yollardayız, sokaklardayız, çocuklarımız var. Bu bir oyun, savaş değil. Çatışmaya gerek yok. Onun için bugün bak tebrik ediyoruz Galatasaray'ı. Galatasaray bugün şampiyonluğu kaybetseydi gücünden bir şey mi kaybedecekti? Tarihindeki şampiyonluklar, Avrupa Kupası'nda aldıkları. Ama öyle bir hale geliyor ki. Hani yumruklar, kulübeye saldırılar, koridor. Atıyorsan devam edersin. Kaçmazsın. İyi akşamlar. İyi akşamlar.